Abdullah Bey, yarın Saniye Hanım'ı kahveye çağırayım diyorum. İyi düşünmüşsün hanım. Arayı fazla uzatmamak lazım. Hem şu düğün işini falan da konuşursunuz. Tabii. Hayırdır, ne kaş göz uçuşuyor gene? Abdullah Bey, vallahi senin de gözüne hiçbir şey kaçmıyor. Babacığım, gelin kaynanın arasında bir iki göz kırpıştık. Tamam da niye kırpışıyorsunuz? Mustafa'm. Hadi kızım, şunu artık doğru düzgün söylesene. Bizim bir bebeğimiz olacak. Bebek mi? Ne bebeği? Bebeği değil herhalde, bizim bebeğimiz. Nilay kızım, hayırlı olsun. Çok sevindim. Babam oluyorum. Baba oluyorum. Baba, ben baba oluyorum. Baba oluyorsun abi. Tebrik ederim. Abi hayırlı olsun. Tebrik ederim. Çok sevindim. Ay çok şükür, çok şükür. Allah iki gelinime de evlatlarını sağlıkla doğurmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin Pembe Hanım. Amin. 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 Mustafa'm, şimdi hangi oda bebek odası olsun? Kızım daha dur. Bebek odasına gelene kadar. Evet, önce bir karnı çıksın. Anneciğim geçen gün Doğa'da söyledi ya, hani bebek odasının hazırlanması uzun sürüyor diye. Evet, biraz uzun sürebiliyor. Neyse, siz yavaş yavaş bakarsınız oda takımlarına. En azından fikriniz olur. Çok merak ediyorum, kız mı erkek mi acaba? Ya, sağlıklı olsun da. İnşallah. Belki bizim de ikizimiz olur Mustafa'm. Ama duvar kağıtlarını biz seçelim de sonradan ikinci bir kriz yaşanmaz. Nilay şimdi ne alakası var? Evet, öyle hayvanlı hayvanlı bir şeyler olmasın ya. Vallahi Abdullah babamla Pembe annem nasıl isterse öyle olsun. Ben onların lafından hiç çıkmam. Kızım ben ne anlarım? Sen hallet işte, işte kocanla. Nilay, benim aklıma harika bir fikir geldi. Hı. Bence kızınız olursa adını Pembe, oğlunuz olursa da Abdullah koyun. Nasıl fikir? Herhalde sen koymayı düşünmüyorsun ama ben koyabilirim. Çok da isterim. Güzel. Neyse, ben biraz yorgun hissediyorum. İzninizle odama çıkayım ben. Afiyet olsun size. Hayırlı akşamlar kızım. Allah razı olsun kızım. Kıskanıyor. Ama haklı da. Neden kıskansın yenge seni? Evet Nilay, niye kıskansın? Hem onun ikizleri oluyor. Bizimle ne olacağı belli bile değil. Burada bizim bebeğimiz mi var şimdi ya? Ay yok, sütçünün bebeği var. Tabii ki bizim bebeğimiz Mustafa, başka kimin bebeği olacak? Ya onu mu diyorum Nilay, sütçü ne alaka şimdi? Ya sen boş ver sütçü müçüğü de. Bak, sonunda bizim de çocuğumuz oluyor. Rabbime binlerce şükürler olsun ya. Keşke tekne de elimizden gitmeseydi, iyiydi. Tekne ne alaka şimdi Nilay? Ne demek ne alaka Mustafa'm? Biz ne kadar çok istedik o tekneyi. Ben varım yoğum ne varsa sattım o tekne için. Bak, şimdi Allah'ın izniyle çocuğumuz olacak. Bir teknemiz olsa da fena mı olurdu? Şu çocuk bir doğsun da teknemiz de olur inşallah. Hmm. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Ya deme şöyle şeyler Nilay, üzülüyorum ha. Ben de teknemiz olmadığı için üzülüyorum ben Mustafa. Ne yapayım? Vay. Ailemizin yeni baba adayı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Fatih. Ne içersin, ne ikram edeyim sana? Sağ olasın Müzeyciğim sen. Hayırdır, senin bir canın sıkkın? Ya ben seninle bir şey konuşacaktım aslında Fatih. Konuşalım abicim, buyur. Biliyorsun bizim bu tekne konusu çok büyük olay oldu. Geçti gitti abi, artık takılma. Geçti geçmesine de. Nilay tekneyi çok istiyordu. Paranın üstünü tamamlamak için de
Düğünde takılan altınların hepsini sattı. Düğüne söyleyince mahcup oldun. Hem tekneyi alamadık hem de benim yüzümden her şeyini sattı kız. Anladım. Ne yapmak istersin? Vallahi ben karıma bir tekne almak istiyorum Fatih. Hem bu doğum hediyesi gibi bir şey olur. Hem de yani ona olan borcumu ödemiş olurum. Ben seni anladım abi. Anladım, merak etme. Çözeriz bir şekilde. Benim şu Kayhan Bey'den alacağım bir ortaklık parası vardı. Olmadı konuşurum, onu değerlendirirsen. Sen yani ne desem bilemedim. Sen ciddi misin Fatih? Abi tabii ciddiyim. Ne demek ya? Sana feda olsun. Ya ne diyeceğim bilmiyorum şimdi. Çok teşekkür ederim Fatih ya. Abi ne teşekkürü. Benim sana canım feda, unutma. Ben konuşurum Kayhan Bey'le, hallederiz. Merak etme. Allah razı olsun. Ya ben o zaman şey yapayım, gideyim çalışayım. Çalışmaya devam edeyim. Abi. Sen sakın hiçbir şey canına sıkma. İstanbul'a gideceğiz. Kayhan Bey afiyet olsun. Fatih'cim hoş geldin oğlum, hoş geldin. Gel. Geç otur şöyle, gel. Her şey yolunda değil mi? Çok şükür, çok şükür Kayhan Bey, yolunda. Bey mi? Bak alınıyorum ha. Vallahi kusura bakmayın, artık ağız alışkanlığı oldu biraz. Otelde işler nasıl? Fatih'cim çok şükür. Full çakıyoruz biliyor musun? Bu arada bir şey yemek ister misin? Sağ olun, teşekkür ederim, ben bir şey almayayım. Kayhan Bey, aslında ben sizinle bir şey konuşmaya geldim. Seni dinliyorum oğlum, buyur. Benim bu ara biraz toplu bir paraya ihtiyacım oldu. Sizin de ödeme beklediğinizi biliyorum. Hani durumlar nasıl, konuşabildiniz mi, bir haber var mı ödemeye dair? Onları sormak için geldim aslında. Vallahi çok haklısın Fatih'ciğim. İşte onun da bazı sıkıntıları var, geciktirdi falan ama... Sen hiç merak etme, ben arar konuşurum. Tamam mı? Yani böyle hani düşeni de boğaz etmeyelim dedim oğlum. Mutlaka, mutlaka Kayhan Bey ama benim de acil nakde ihtiyacım oldu. O yüzden bir kısmını bu ay, bir kısmını da önümüzdeki ay kesin olarak sizden alabilirsem çok iyi olur. Tamam oğlum, sen hiç merak etme. Ben arar konuşurum. Tamam mı?